kaya oyma kiliseler, mağaralar, bunun yanında Roma döneminden kalma su kemerleri, köprüler, Osmanlı köprüleri, kaleleri yine İstanbul'un kırsalında görmek mevcut. Tabii biz bunları arabayla giderken veya başka bir taşıyla giderken çok fark etmiyoruz. Ama biz bunu bisikletle pedaladığımızda gayet rahat bir şekilde fark ediyoruz. Peki kültürel peyzajla bisiklet arasında nasıl bir ilişki var? İnsan 30 kilometrenin altındaki hızlarda çevresini çok daha iyi fark edebiliyor. Dolayısıyla bu farkındalığı, yani kültürel peyzajı fark etmek için en iyi ulaşım taşıtı bisiklet diyoruz. Ve şöyle bir iddiamız var. İstanbul'un kültürel peyzajını en iyi şekilde bisiklet ile farkında olabilirsiniz diyoruz. Örneğin sahil yolunda giderken Kennedy Caddesi'nde sağ üstteki fotoğrafta Kennedy Caddesi'nde sahil yolunda giderken solda İstanbul'un deniz surları bulunmakta. Burada arabayla gittiğinizde görüntüler sürekli akacaktır. Ancak bisikletle giderken bu surların üzerindeki Latince yazıları fark edebilirsiniz. Yani Burkalyon Sarayı'nı arabayla fark edemezsiniz ama bisikletle giderken bunu fark edebilirsiniz. Dolayısıyla biz İstanbul'u tanıtırken veya gezerken en iyi bisikletle tanıyabiliriz, farkında olabiliriz diye düşünüyoruz. Biz de bu açıdan bisiklet turizminin İstanbul'a çok uygun olduğunu düşünüyoruz. Zaten bisiklet turizmi dediğimizde de aklımıza ilk gelen Eurovelo. İstanbul Avrupa'yla ilişkisi coğrafi olarak zaten İstanbul Avrupa'ya bağlı. Aynı zamanda geçmişten günümüze gelene kadar da hem ekonomik hem de kültürel açıdan derin bağlar içinde. Eurovelo ile de bu bağları daha da güçlendireceğimizi düşünüyoruz. İstanbul diğer taraftan tur bisikletçileri arasında ikonik bir bitiş noktası. Avrupa'dan doğuya geçerken de bir soluk alma, bir mola noktası. Bisikletli turistler muhakkak buraya uğrayarak da yollara devam ediyorlar. İstanbul'u keşfetmek bisikletle hem daha pratik hem de oldukça keyifli. Buna deniz ulaşımını da kattığımızda aslında bisiklet bu konuda oldukça pratik ve keyifli bir araç haline geliyor. Diğer taraftan aslında İstanbul'a biraz kitle turizmine yönelik bir turizm modeli var. Bunu biraz daha bir sürdürülebilir bir turizm modeline yöneltmek için bisiklet turizminin uygun olduğunu düşünüyoruz. Kitle turizmi zamanla hem doğal hem de kültürel miras öğelerine zarar vermeye başlamakta. Bisiklet turizmi hem bu miras öğelerinin yaşatılması hem de korunması için oldukça uygun bir model. İstanbul'da turistler genellikle 3 geceden fazla kalmıyorlar. Bisikletli turizm ile bunu hem yükseltmek hem de bu turizm altyapısını kullanmak mümkün İstanbul'da. Ayrıca İstanbul'da turistik destinasyonlar hep belli yerler üzerinde konuşuluyor. Belli bir yerlere yoğunlaşmış durumda. Tarihi yarımada ve çevresi şeklinde aslında bir kültürel peyzajı içeriyor. Bisiklet ile bunu turizmi biraz daha kırsalına, İstanbul'un diğer kültürel öğelerine, doğal öğelerine yaymak mümkün olacaktır diye düşünüyoruz. Diğer taraftan bisikletli turizm açısından da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir bisiklet dostu konaklama tesisleri diye bir sertifikasyonu var. Buna sahip sertifikasyonlar Türkiye'de artmaya başladı. Aynı zamanda İstanbul'da da bu sertifikasyona sahip konaklama tesisleri mevcut şu anda. Peki Eurovelo İstanbul'a geldiğinde ne katacak? Eurovelo bisiklet turizmi İstanbul'a birçok şey katacağını düşünüyoruz burada. Çünkü bisiklet birçok çevreyi etkiliyor. Bunlardan bir tanesi ekonomi. En başında kırsal alanlardan geçtiği için kırsal kalkınmayı destekleyecek. Diğer taraftan ülkede ve İstanbul'da bisiklet endüstrisinin gelişmesini sağlayacak. Turizmin, kitle turizminden diğer turizm, bisiklet turizmi, ekoturizm, kültür turizmi gibi çeşitlenmesini sağlayacak. Kültürel açıdan baktığımızda bisikletle seyahat ederken aslında birçok defa insanlarla etkileşim haline geliyorsunuz. Bu da kültürel etkileşimi artıracak toplumlar arasında.
İstanbul ve Türkiye'de bisiklet kültürünün gelişmesine sebep olacaktır. Aynı zamanda hem kültürel hem de doğal miyaz öğelerin farklılığını artıracaktır kültürel açıdan baktığımda. Sportif ve sağlık açısından baktığımızda bisiklet diğer sporlardan farklı olarak aslında her yaştaki insana hitap edebilen bir spor. Dolayısıyla her yaştan insan kendine uygun bir bisiklet ile bisiklet kullanabiliyor. Dolayısıyla her yaştan insanı harekete teşvik edecektir. Daha hareketli bir yaşam sunacaktır. Diğer taraftan da bisiklet sporu şu anda zaten Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu var Türkiye'de. Bisiklet sporunda gelişmesine katkı sağlayacaktır. Çevresel açıdan baktığımızda herkesin bildiği gibi biz bisiklet ile hareket ederken herhangi bir emisyon salmıyoruz. Sıfır emisyonlu bir seyahat. Eurovelo rotaları aynı zamanda İstanbul'a bisikletli ulaşımın da gelişmesine katkı sağlayacaktır. En önemlisi de bisiklet ile en az altyapı harcamasıyla daha fazla seyahat edebiliyorsunuz. Bunlar aslında çoğaltmak mümkün ama başlıca sayabileceğimiz faydalar bunlar. Peki biz Eurovelo çalışmalarını nasıl yönetiyoruz? Nasıl bir yöntem izliyoruz? Burada izlediğimiz yöntem ilk önce bir masa başı çalışması. Daha sonra saha çalışması ve en sonunda uygulama şeklinde devam ediyor. Masa başı çalışmasına ön araştırma yapıyoruz. Bu araştırmalarda ilk önce kullanıcılar yani tur bisikletçileri bunlarla ilgili anketler, görüşmeler yaptık. Paydaş kurumlarla görüşmeler yaptık. Daha sonra planladığımız rotanın geçeceği bölgedeki trafik yoğunluğu, yol yüzeyleri, bisiklet altyapısı, yoldaki eğimler, bunları inceliyoruz. Point of interest dediğimiz kültürel ve doğal miras alanlarını inceliyoruz. Bunları tespit ediyoruz. Daha sonra bisikletleri servis alanı olacak olan hem konaklama imkanları hem yeme içme imkanı, tamir imkanları olacağı yerleşimlere bakıyoruz. Bunlara yakınına bakıyoruz. Bir diğer önemli husus da toplu taşımanın bu rota üzerinde olmasına dikkat ediyoruz. Saha çalışmasına geçtiğimizde bu planladığımız, masa başında planladığımız rotayı artık bisiklet üzerinde sürerek bunu yapıyoruz. Bunu günlük ortalama 25-30 kilometre civarında tutuyoruz. Çünkü sürüşte sadece sürmüyoruz. Aynı zamanda belgeliyoruz da raporlama yapıyoruz. Bunların raporlanması ve fotoğrafı da belli bir zaman alıyor. Sürdükten sonra bunları raporluyoruz. En sonunda da bunları yayınlıyoruz. Raporladığımız sürüşlerden sonra bunun Ulaşım Daire Başkanlığı bisiklet şefliği var. Bunları sunduktan sonra raporladığımız kısımlarda bisiklet altyapısını geliştirecek projeler üretmeye çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda rotanın işaretlendirmesine de başlanacak. Bu şekilde bu süreçte biz rotaları oluşturmaya başladık, çalışıyoruz şu anda. Tabii rota planlarken aslında bize de en fazla sorulan sorulardan veya isteklerden şuradan geçecek mi ya da başka bir ilçeden geçiyor mu şeklinde bazı istekler geliyor. Aslında Eurovelo'da iki nokta arasında olabilecek en uygun, en kısa rotayı seçmek. Biz rota planlarken buna dikkat ediyoruz ama yerel rotalar ile bu ana rotanın, ana omurganın zenginleşmesi de rotanın tercih edilebileceğini artıracaktır. Daha fazla kullanılmasını sağlayacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eurovelo Ulusal Koordinatörü olan Enver Çeyko Derneği ile beraber bu projeyi yürütüyoruz biz. Birazcık da rotayı harita üzerinde göstermek gerekirse biz İstanbul Yenikapı'da başladık rotamıza. Daha sonra Küçükçekmece, Bakırköy, Küçükçekmece, Sazlıdere, Sazlıbosna Barajı, daha sonra Hadımköy, Hadımköy'den Nakkaş, Çatalca, Çatalca üzerinden Beycilerköy, Çerkezköy, Ahmet Bey, Lüleburgaz tarafından Kırklareli'ne kadar ulaşmayı planlıyoruz. Kırklareli'de şu an planlanmış bir Eurovelo 13 rotası var. Biz burada planlarken birçok rota sürüşü yapıyoruz planladığımız kısımlarda ve bunları değerlendirip en uygun olan kısımdan bir
rota oluşturmaya çalışıyoruz. Bu rotayı oluştururken de az önce dediğim gibi bu rota üzerindeki trafik yoğunluğu, trafiğin akış hızı önemli. Yine çok yoğun dik eğimlerin olup olmaması yine diğer bir önemli. Nehir yatakları, nehir vadileri, akarsu vadilerinden gitmeyi tercih ediyoruz. Çünkü bunlar bize belirli bir eğim avantajı sağlıyor. Bölgesel tren hattı da bu hattı kullanacak bisikletçiler için oldukça önemli. Rotamızın Kasım Kapıkule, Halkalı, Banyo çevrine istasyonlarda bağlantı kurmayı hedefliyoruz. Yine burada kültürel ve doğal miras öğelerinin olduğu yerlerden olabildiğince geçirmeyi planladık. Yine 20-30 kilometrede bir yerleşim yeri olacak şekilde bir güzergah seçmeye çalışıyoruz bu rotaları planlarken. Şu anda biz sürüşlerimize İstanbul'dan başladık ve Çerkezköy Kırsalan'a kadar geldik. İlerleyen süreçte Kırklareli'ye kadar ulaşmayı planlıyoruz. Birazcık fotoğraflarla yaptığımız çalışmalardan kareleri paylaşacağım size. En baştaki fotoğraf Galata Köprüsü İstanbul'da. Burası tam tarihi yarımadayı panoramik şekilde gördüğümüz bir kısım. Daha sonra Bakırköy sahilinde Yenikapı ile Bakırköy arasında gayet güzel bir bisiklet yolu var. Biz bu olabildiğince şehrin bisiklet yolu altyapısında kullanmaya çalıştık. Yeşilköy'de de burada da bir Yeşilköy plajından çekilmiş bir fotoğraf var. Yine Yeşilköy sahilinde de yaya paylaşımlı bir bisiklet yolu bulunmakta. Biraz daha kırsala çıktığımızda burası Sazlıbosna, sol tarafında gördüğünüz Sazlıbosna barajından bir fotoğraf. Sazlıbosna barajının çevresinde şurada taş blokları gördüğünüz yerler eski bir taş ocağı. Taş ocağından kalma taş bloklar. Bu Sazlıbosna Barajı'ndan toprak bir yol devam ederekten Arnavutköy, Hadımköy arasındaki haraç yoluna ulaşabiliyoruz. Yine 2. Dünya Savaşı'ndan, ortadaki fotoğrafta 2. Dünya Savaşı'ndan ait bir kültürel miras öğesini görüyoruz. Burada korugan dediğimiz yapılar mevcut. Bunlar Türkiye her ne kadar 2. Dünya Savaşı'na girmemiş olsa da bu savaştan korunmak için bazı savunma yapıları inşa ediyor. Topları saklamak için buna korugan deniyor. Ve burada Büyükçekmece Gölü ile Terkos Gölü arasında bir çakmak hattı dediğimiz bir hat var. Bu hatta da böyle bolca korugan yapısını görmek mümkün. Bizim yaptığımız sürüşlerde de birçok yerde bu koruganlarla beraber paralel sürüş yapıyoruz. En sağdaki fotoğrafta da Çatalca'da İnceiz mağaralarını görüyoruz. Eski Türk filmlerinde mağara sahnelerinin büyük bir kısmı burada çekilmiş. Yine kaya oyma mağaralardan oluşan bir kültürel miras öğesi. Yollarımızı olabildiğince trafikten arındırılmış yollardan kullanmaya çalışıyoruz. Burada bazen toprak yollara girmek durumundayız. Bu da biraz işin macerası oluyor aslında. Çünkü toprak yollar bazı hem yolu kısalttığı gibi hem de trafikten tamamen arındırılmış olduğu için oldukça güzel bir sürüş keyfi sunuyor. İstanbul sınırına da Çerkezköy itibariyle İstanbul sınırından da çıkmış bulunmaktayız. İstanbul'a kadar, Çerkezköy'den İstanbul'a kadar şu anda kesintisiz bir rota planladık. Son olarak da İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin kurmuş olduğu İstanbul Bisiklet Evi'nden bahsedeceğim size. İstanbul Bisiklet Evi Yenikapı etkinlik alanında bulunuyor. Biz burayı Eurovelo koordinasyon ekibinin ofisi olarak kullanıyoruz. Bunun dışında buraya gelen bisikletçiler kendi bisikletlerini tamir edebilecek adet ve edevat bulunmakta. Burada dinlenebiliyorlar. Bisiklet grupları burada toplantılar düzenleyebilirler, etkinlik düzenleyebiliyorlar. Aynı zamanda da buraya gelen tur bisikletçilerine biz rota desteği ve turizm bilgilendirmesi şeklinde destek olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.
Evet, Feridun Bey, Teşekkür sizin ederim. sorunuz. Evet, teşekkürler Engin. Dear Mihail, we can share the presentation of Istanbul candidate rules and you can understand easily from this presentation. Engin say that we are working on first office working and field working and implementation for now, and they as a team try to find a candidate rules to connect Edirne and Kırklareli region, and this region is very popular region. Istanbul also, there are many cultural diversity of Istanbul. We can support this route to connect Eurovalo routes, new routes or extended route of Eurovalo 13, and they try to find less traffic path for cyclists, and there is a one bike house to open all cyclists, and repairing, and is there any accommodation for cyclists, Engin? Efendim, şu Konaklama var mı? anda ya şu anda pandemi nedeniyle konaklama ve hani toplu etkinlikler yapamıyoruz, ama pandemi sonrasında bunlar düşünülüyor. Biraz pandemi şu anda elimizi kolumuzu bağlıyor diyebilirim. COVID-19 measures not allow to stay there firstly, and they are using only office work the bike house. And I want to say hello to Jens Erik firstly, and dear Jens Erik, welcome to our Congress session, Eurovalo session. And, yes, hello. Hello. Can you hear me? Yes. Just a moment. And, I have to. What's going on here? Mihail made a presentation. Our concept is first all speakers will make a presentation. After we collect the questions from a chat box or a question box, we will ask some questions, specific questions to you. And your turn, Jens Erik, if you are reading, and you can open your presentation in your computer. Yeah, just a moment. Can you hear me now? Yes. I have to find out the screen here. But is it just a test now, or are we on online with everybody? We see and heard you now. We are online. Sure now? Okay, I thought it was a bit later. I can't go. I have to go back to